Bir zamanlar bir bahçıvan varmış. Bu bahçıvan, göz bebeği bir oğlu varmış. Bahçıvan, oğluna iyi bir terbiye vermiş. Bir gün bahçıvan bahçesinde toprak işlendiği sırada bir siyah yılanla beyaz yılanın birbirine sarmaşıp yattığını görür. Bahçıvan, beyaz yılanın siyah yılanla sarmaşmasına sinirlenir ve kürek ile siyah yılanı vurmak ister. Fakat kürek beyaz yılana çarpar. Siyah yılan kaçar. Bahçıvan, beyaz yılanı torpağa gömüp evine döner. Bu olaydan yıllar geçer. Bahçıvanın oğlu büyür ve evlenme zamanı gelir. Bahçıvan, köyün yaşlılarını toplayıp konuşur. Yaşlılardan biri bahçıvana der ki, "Düğün yap ama dikkatli ol. Gelini eve alırken kapıda dur, içeri her adamı sokma." Bahçıvan düğünü yapar, gelini getirirken kapıda durur. İçeri kimseyi almaz. Siyah yılan gelinin elbisesinin altından içeri geçer. Gece birkaç kez bahçıvanın oğlunu çalmayı düşünür. Fakat kapıdaki insanların bahçıvana yaptığı duayı duyup oğlunu çalmaz. Sabah olur. O yaşlı adam sabah erkenden bahçıvanın evine gelir. Bahçıvana sorar, "Bir olay baş vermedi mi?" Bahçıvan, "Hayır," diye cevap verir. Yaşlı der, "Oğlun yatan odaya geçelim." O odaya geçerler. Yaşlı der, "Döşeyi kaldırın." Döşeyi kaldırdıklarında altından siyah yılan çıkar. Yılan gitmek isterken yaşlı onu durdurur. Sorar, "Ey Allah'ın hayvanı, neden bu oğlanı çalmadın?" Yılan der, "Bahçıvanın insanlara yaptığı iyilik nedeniyle oğlunu vurmadım." Yaşlı sorar, "Artık bahçıvanla işin yok mu?" Yılan der, "Bahçıvan benim istediğim sevgilimi öldürdü, ben de onun biricik oğlunu öldürmeliyim." Yaşlı der, "Senin sevgilini diriltsem bahçıvandan vazgeçer misin?" Yılan der, "Hayır." Yaşlı nedenini sorar. Yılan der, "Bu olaydan 10 yıl geçti. Benim sevgilim aynı kaldı, ben ise yaşlandım. Belki de o artık beni sevmez." Yaşlı der, "Seni nasıl gençleştirirsem bu bahçıvandan vazgeçersin?" Yılan bir süre düşünür. Nihayet kabul eder. Yaşlı bahçıvandan sorar, "Beyaz yılan nerede gömdüğünü biliyor musun?" Bahçıvan der, "Biliyorum." Hemen o yere gelirler. Baban yeri kazıp beyaz yılanı çıkarır. Yaşlı onu diriltir. Beyaz yılan gerçekten de siyah yılana göre gençleşir. Yaşlı siyah yılanı da gençleştirir. Her iki yılan kucaklaşır. Sonra siyah yılan Asakkal'la vedalaşıp gider ve bir daha bahçıvanla işi olmayacağına söz verir. Bahçıvan da yaşlıya teşekkür eder. O günden itibaren bahçıvan mutlu bir yaşam sürmeye başlar.